Yetim Bey'le beraberiz bugün. Çok teşekkür ederiz kabul ettiği için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kendisiyle yani farklı konularla, hayatıyla ilgili, tiyatroyla ilgili, sanatla ilgili, pek çok şeyle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Yani biraz tabii şimdi Yetkin Bey'in hayatını araştırınca ilk benim gözümü çarpan şeylerden biri üniversitede felsefeyle başlıyor aslında hayatta. Yani biz onu oyuncu olarak şu anda sanıyoruz ama onun hayatında bir kırılma noktası var. Bu daha önce konuştuğumuz bir şey ama yine de bundan böyle bir kısaca bile olsa biraz söz etmek isterim açıkçası sizin için olursa. Nasıl isterseniz ben hem sunumunuza hem geleneğinize, temayülenize karışmayayım diye bekliyorum. Çok teşekkürler. Tabii sizin nezaketle ilgili böyle küçük bir parantez açacağım daha sonra. Şimdi Yetkin Bey ilk, yani acaba neden felsefe seçti ve nasıl, o kırılma nasıl oldu da kendini bu oyunculuğun içinde buldu? Tamam, peki. Efendim öncelikle çok teşekkür ederim. Bu davete icabet ettiğim için beni pişman etmediğinizden dolayı ne kadar güzel, olumlu, enerjik, güzel yüzlerle karşı karşıyayım. Çok mutlu oluyorum. Bir detay var yalnız, ben her gün sahneye de çıksam, bu tip konuşmaları çok büyük bir maharetle yapamadığım için ve ne konuşacağını bilmeyen bir insan olduğum için oyuncu olup yazar yazsın kardeşim biz onu oynayalım diyenlerdi. Dolayısıyla şimdiden sürçülisan edersem affola. Çünkü hakikaten sohbete geldim. Ne getireceğini, ne götüreceğini bilmiyorum. Ama bunu da değerli buluyorum bir yandan. Meltem Hanım, öncelikle tabii bir kırılma noktası olarak benim eğitim hayatımdaki konservatuardan önce felsefe, edebiyat fakültesindeki felsefe eğitimimden söz etti. Ama sanıyorum o, biz oradaki çiçeği görürüz. Toprağın işte çiçekle buluştuğu yer, köktür o. Yani o bir, evet. Bize görünen kısmı o, Yetkin'in hayatında bir kırılma noktası, tıpkı yeraltı ve yeryüzü gibi bir arada bir şey var. Yetkin yer altından çıktı bu anlamda aslında. Yani bunun da öncesi var. Kısaca bahsetmemi istedi ama pek kısaca olamayacak. Çünkü benim için çok uzun yıllar, çok da zorlu yıllar. Zorludan kastım, aslında bir coğrafyada bir dönem dünyaya gelmiş biri olarak seçemediğimiz kaderimizle dünyaya gelmiş bir insan olarak, ki rahmetli anneciğimin adı Kader, kadere inanırım bir yandan da. İnsan annesine inanmayacak da kime inanacak, o iyi büyük bir beni. Seçmediğim, tercih şansı olmayan bir varoluş hikayesi benimki. Evet, İstanbul'da emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin bir çocuğuyum. Memur hayatı aslında yaşadığımız. Anne babanın tek çocuğu olmakla birlikte, hani müstakil evler vardı İstanbul'da ya da artık büyük şehirlerde, diğerlerinde de var. Müteahhit gelir, ver kardeşim sana 3 daire vereyim, 4 daire vereyim diye. Rahmetli anneanneciğimle dedeciğimin müteahhite verip daireler yaptırdığı ve bizim de dağıldığımız. Yani anneannem, dedem, ki onlar da hepsi göçtü gitti, bir dairede yaşıyorlar. Dayım, yengem bir dairede, ben, annem ve babam bir dairede. Dayımın çocukları da kuzenlerim aslında ama fiili olarak da benim kardeşlerim. Tek çocuk olmakla birlikte uygulamada bayağı çok kardeşli, kendi adıma çok sesli bir huzur ortamı olarak nitelendirdiğim bir hayata geliş benimki. Evet, evin içi öyle de dışarısı öyle değil. Çünkü doğum tarihim 1969, Ağustos 15. 1969, burçlara pek hani önem vermiyorum ya da tarihlerle, numerolojiyle de çok ilgim yok ama dönüp baktığımda o tarihte ne olduğuna, insanoğlu aya, ben dünyaya, çok enteresan bir varmış dünyaya geliş. Bir şeydir yani. Belki insanlık için büyük, benim için küçük bir adım. Benim gelişim. Tam tersi. Modern sorun dediğini. Ve sokakta oynayış. Huzurla, keyifle. Aa ne güzel, hayat güzel. Anneannem de var. Ki bizimkiler çalışıyor ama ben böyle yediği önünde, yemediği arkasında, dediğim gibi kuzenleriyle huzur ortamında büyüyen biriyim. Ama tahmin ediyorsunuz ki o yıllar öyle değil aslında yaşadığımız coğrafyada. 12 Eylül öncesi, öyle kodlayalım, o eşiği oraya koyalım. Türkiye karışık, dünya her zaman karışık, bugün de öyle de. Yani hep bir kendi topraklarımızdan baktığımızda dertler var, ayrışmalar var. Bugün de olduğu gibi. Biz neresinde duruyoruz hayatın? Ya da nerede durmak zorundayız? Ya da ailemiz ne diyor? Büyükler öğretiyor ya hikayeyi, bize anlatıyorlar. Duracak yer var mı bilmiyorum. Çünkü içimiz hareketli. Şunu fark ediş aslında benimki.
ben mutluyum ama anneanneciğim kuzenimle beni Fındıkzade İlkokulu'na şöyle götürüyor. Buraya bir ekmek bıçağı koyuyor. Okula gidiyoruz. Niye koyuyor acaba? Aa, bir fark ediyoruz ki orada abiler var, ablalar var. Üniversitelilermiş onlar. Beyazıt'tan aşağı yaşadığımız mahalleye doğru kaçıyorlar. Arkadan da Furuko tabir ettiğimiz toplum polisleri, beyazlar. Jenerasyon olarak hatırlamazsınız ama bir girerseniz Furuko ne demek? Toplum polisleri ne demek? Onları görürsünüz. Öndeki çocuklar böyle sıka sıka geliyorlar. Yani kardeşin kardeşi ateş ettiği dönemler. Birdenbire bir uyanıyoruz mesela bir sabah. Arkadan Vatan Caddesi'nde oturuyoruz. Bir arka sokağımızda, Tonuncu Sokak'ta bir çığlık. Kadıncağız böyle entarisiyle dövüne dövüne yatağında öldürülen bir genç. İşte sağ sol çatışmalarını bildiğimiz şeyler. Evet, ailemizin bir tanesiyiz. İyiyiz, hoşuz. Ama hayatta bir şeyler oluyor. Biz de sokakta büyüyoruz. İlhan abi bize sahip çıkıyor. Bakkal İlhan abimiz. Diyor ki, biri yanaşırsa mesela, kardeşim ne baktın diyor. Yok bir şey ya diyor. Biz anneannemiz işte zili çalıp, anneanne 5 dakika daha kalalım mı? Yok yemeğe gelin falan diyor. Köfteler yapılıyor ama mahallenin bütün çocuklarına yapılıyor. Gazoz alalım mı diye sesleniyoruz. Al yazdır diyor İlhan abine, yazdırıyoruz. Böyle bir hayat var mı? Yani mümkün mü? Mümkünmüş. Toprağı kazıyoruz ellerimizle. Misket oynuyoruz. Mobilet kiralıyoruz. Motosiklet diye bir şey yok. Mobilet kiralıyoruz. Daha sayamadığım bir sürü şey. Benim için sonsuz bir dünya. Çünkü her gün uyanmak için bir sebep var. Sokağa çıkmak. Bugüne böyle projeksiyon yaptığımızda insan kendini eve atmaya çalışıyor. Bugüne gelmiş yetkin anlatıyor bunları. Neden? Bu bir nostaljik özlem duygusu değil. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki, bizim yaşayamadıklarımızı çocuklarımız yaşasın istiyorum dedi. Ben de bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşasın istiyorum dedi. Arada böyle bir şey var. Yine çatışma var. Nedir o? Evet, biz bu tehlikeleri yaşasın istemiyoruz çocuklarımız ama kendi olarak yaşasınlar. Hikaye burada başlıyor aslında. Şimdi toprağın altı var dedim ya, yer altı var. Yer altında yetkin şöyle bir ailede büyüdü. Birbirine değer veren, bir şeyler öğrenmiş olsa da öğrendiklerinin tek doğru olduğunu düşünmeyen ebeveynle büyüdüğü için tercihlerinde de hep şunu duydu. Tamam evladım, sen öyle istiyorsan biz senin yanındayız duydu. Bunu bir model olarak anlatıyorum aslında. Bu böyle mümkün olmayabilir. Ailenin bildikleri vardır. 40 fırın ekmek yemen lazım derler. Gençler de der ki bu dinozorlar önümüzü açsın der. Böyle bir çatışma hep gider. Hani kuşak çatışması dediğimiz şey aslında bir kuşak önce kalmış bir şey değildir. Her an yaşadığımız bir şeydir. Ve organik bir şeydir. Süreyen bir şeydir. Giden bir şeydir. Bu çatışmayı ben de yaşıyorum şu anda. Hala yaşıyorum. Büyük bir huzurla, yorgunlukla, sokakta oynamanın coşkusuyla, mutluluğuyla yatıyorum. Ama aynı zamanda işte bir er var böyle, asker, Beyazıt'ta alışverişe gittiğimizde arkamızdan bir vuruyor, biz yere düşüyoruz. Bir duvara böyle, o zamanlar işte çatışma çıktığı için ateş edilmiş, tar. Orada kalabilirdik anneciğimle ben. Kurtulduk, hayatta kaldık. Eski böyle vili cipler vardı. Hala onlar kullanılıyor galiba, sokaklarda falan görürsünüz. Onlardan birini attılar bizi, daha sakin bir yere. Asker böyle attı, jandarma bizi bıraktı. Büyük ihtimalle orada içgüdüleri çalıştı adamın. Yani bu kimdir, bu kadın ne iş yapar, sağcı, solcu düşünmedi. Anne ve çocuk denklemine takıldı. Bu toprakların hani tırnak içinde en önemsediği şeydir. O bir ana, o da bir çocuk diye. Belki de öyle hayatta kaldım. Yattığım yerden şunu düşünürdüm. Oh derdim, yüzüme bir gülümseme gelirdi. Ben böyle şimdi sobalıydı evimiz, kaloriferli ama maalesef şey yanmadığı için, yakıt bulunmadığı için sobalı evde büyüdük. Hatta odun keserdi, kömür alınırdı falan. Sonra işte altta depo yapıldı. Petrol tankerleri beklendi. Onlar gelsin de doldursun diye falan. Film hayatımıza girdi. Televizyon. Tiyatroya, çevre tiyatrosuna yakındık. Koca Mustafa Paşa'da. Ona gider. Necdet Uygur oyunları. Böyle bulvar komedisi, dolantı komedisi gibi görünen ağır hiciv yapan oyunlardı. Şimdilerde hani pek bulamadığımızı söylediğimiz taşlama, bir yere dokunan, bir sözü olan oyunlar. Evet güldürür ama düşündürür, yine klişe ama öyleydi. Gaziantep Özcan Gönüllülükü Tiyatrosu, Harbiye'ye gelirdi, Kenter Tiyatrosu. O gelenek vardı yine. Belki ileride bugünkü tiyatronun durumunu da konuşuruz, ona da bir alt metin olsun, bir baz olsun diye. Ben dedim ki,
Evet ya, hayat güzel. Ne güzel değil mi? Yetkin hayatın güzel olduğunu düşünüyor. İlk okula başladık. Tekin anaokulu diye bir anaokuluna gittim ama onu önemsemiyorum ya. Daha şuursuz bir çocuk olarak gittim. Hatta anneciğimin yakasına yapışmıştım orada. Dedim ki anneciğim bir daha üzmeyeceğim seni. İlk gün böyle eski bir Playmobil geldi. İçinde arkada 6 tane çocuk, önde de 3 tane çocuk var. Onlar monoblok böyle koltuklar. Arada şey yok, vites kutusu falan yok. Koldan vitesi olduğu için. 2 tane çocuğu indirdiler, 3 taneyi. Beni şoförün yanına tıktılar. Ben böyle annemin düğmelerini kopara kopara, o film karesi gibi. Anneciğim bir daha üzmeyeceğim seni. Annem ağlıyor bir yandan, ben ağlıyorum. Attılar şoförün yanına, kapıyı da kapadılar. Şoför böyle harekete geçti, bastı gaza. Annemden uzaklaşınca dikiz aynasına baktı, bana döndü şöyle dedi. Şimdi ağla bakalım dedi. Ben de şoföre baktım. Hayatın gerçeğiyle yüzleşmiştim. Ağlamayacağım dedi. Çok kırılma noktası benim için. Birazcık terapi gibi de oluyor. Sizi sıkarsa hemen söyleyin lütfen. İlkokula başladım. Okumayı sökeceğiz. Yetkin her zamanki gibi derste çok iyi, efendi, oyun oynarken çok iyi, arkadaşlarıyla iyi falan. Veli toplantısına gidiyor annem. Nasıl Yetkin? Çok iyi, çok tatlı, çok efendi, derste yok. Böyle öyle şey geri dönüş alıyoruz. Camdan dışarı bakıyor Yetkin, kuşlara bakıyor, böceklere bakıyor. Okuma bayramı yapıldı. Ben o bayramda yokum. Bütün sınıf var ama Yetkin okumayı sökemedi. O kırmızı kurdeleyi takamadım yani ben. Sonunda bir şeyler yapmaya çalıştım ama hatta ikinci sınıfa geçtiğimizde arkada 10 Kasım atam izindeyiz yazıyor. Babam izne geliyordu. Öğretmenim izindeysek niye okula geliyoruz diye soran bir çocuk. Devam ediyoruz. Ortaokul, lise, fizik, hayat bilgisi, işte fen dersleri, hele lise 1'de borçlu geçtim matematikten çünkü sürekli 1 alıyorum, o da 0 veremedikleri için. Hep anlattığım bir hikaye. Benim için Kastamonulu bir hocamız var. Geliyor böyle tahtaya. 60 kişi şehrimin lisesi. Ders geometri. Çemberi. Şimdi çocuklarım. Çemberin nedir bu? Ağızlarla da tanışıyoruz böylece. Oradan müzik bir arkadaşımız hemen kalkıyor. İçi boş, daha iyidir hocam diyor. Sen şimdi çemberlisin. Hocamız ironide bir numara, evime güldürüyor. Fakat Yetkin her zamanki gibi fizik üstünlüğüyle paltoların da asıldığı en arka en köşede. Türev, integral, geometri, açılar, şunlar bunlar. Yetkin kendi açısından bakıyor, kendi türevinde yaşıyor, kendi kendine bölünüyor, integralini alıyor ve tabii ki hiçbir şey anlamıyor. En arkada öğretmen yazıyor, blok blok yazıyor, siliyor, geçiyor, anladınız mı diyor, ayıp olmasın diye anladık diyoruz tabii ki. Hiçbir şey anlamıyoruz, devam ediyor, Yetkin yine yok. Çalışan çalışıyor, başaran başarıyor, Yetkin yine yok oluyor. Lise sona kadar böyle başarısız geldi Yetkin. Sonra bir felsefe grubu öğretmenimiz vardı. Hiç böyle felsefeden bahsetmezdi. Ne psikoloji, ne edebiyat, ne tarih. Ben o derslerde biraz iyiydim. Coğrafya, tarih, edebiyat. İstiyorum ki hani bölünürken böyle fen ve edebiyat diye bölüyorlar bizi lise 1'den 2'ye geçerken. Ben şey yapayım, edebiyata geçeyim oradan. Yok. Mühendis ol, işte doktor ol, uluslararası ilişkiler, avukat ol, hakim ol, bir şey ol. Ama olamayacağım, biliyorum yani olamayacağım. İlla oldurulmaya çalıştım. Fen bölümünden mezun olup Edebiyat Fakültesini kazanan tek öğrenci oldum. Onun da bir detayı var, sihirli bir detay. Kadere gel de inanma. O yıl ben yine bütünlemeye kaldığım derslerimi birini 3'le kurulla, birini 5'le geçtim. Biyoloji çalıştım, 8 aldım falan. Matematikten yine kaç aldım? 0 vermediği için 1 aldım yine. YÖK ve şey karar verdi, dediler ki Milli Eğitim, üniversiteyi kazanıp da tek dersten kalanlar gitsinler, topluca bu aptallar bir yerde sınava girsinler, onlara bir şans tanıyoruz dediler. Biz Vefa Lisesi'nde sınava girdik. Ben de Flora'ya gidiyorum, yüzüyorum artık, gencim ve hiç umurumda bile değil dersler. Olsa olsa ne olurum abi, çok seviyorum ya. Deniz, güneş, kum, turizmci olurum, harika. Hayat öyle değil tabii de. Sınava
böyle birkaç saat kala sabah kitap açıyorum böyle, yapmış olayım diye, teselli herhalde o. Matematik böyle bir şeyler okuyorum, yine nereden gelir acaba? Umarım yine kader yardım eder de şu çalıştığım yerden gelir, öyle gelmiyor tabii. O ek ders sınavından da, topluca yapılan sınavdan da yine bir aldım. Topluca gittik, bak böyle, yetkin yine kaldı. O yılda bir sağlık sorunu yaşayıp Ankara'da bir ameliyat geçirmiştim ben. Hem derslerden geri kaldım zaten, gidemediğim ve anlamadığım derslerden. Hem de o lise sonunda gönderildiğimiz üniversiteye hazırlık kurslarından mahrum kaldım. Gönderilemedik. Zaten göndermesinler istiyordum. Yani aileme diyecektim ki göndermeye niyet ederlerse, benle uğraşmayın, boşa yatırım yapmayın bana diyecektim. Çok üzülüyorlar. Ah diyor anneciğim, oğlum diyor, hayta olacak, işte hiçbir şey, bir balta hesap olamayacak falan. Nedense o sağlık sorununu yaşarken, her işte bir hayır vardır inanırım gerçekten. Bir sözel, bir sayısal kitap alıp gitmiştim. Bir ay yoğun bakım sürecim vardı benim. Hastanede aylarca kaldım. Derslerden geri kaldım ama tuttum kendi kendime. Test sorusu çözüyorum. Hastanede yatarken hem sıkılıyorum hem test sorusu çözüyorum. Üniversite sınavı geldi, ona dayandım. Felsefe grubu hocamızdan dolayı da hikayeler anlatırdı bize çünkü. Felsefenin göğün yedi kat üzerinde, yerin yedi kat dibinde bir şey olmadığından bahsederdi. İnsan derdi olduğundan bahsederdi. Ben de küçüklüğünde o yorganı çeken yetkin hep şöyle düşünürdüm. Ne kadar çok insan var yeryüzünde. İşte atlası açıyoruz, bakıyoruz, Habeşli var. O belki büyük atlas var değilse hatırlarsınız. Irklar falan yazar böyle. Irklar falan varmış. Ne kadar değişik bir dünya. Var, var oğlu var yani. Çeşitli. Bundan önce de milyonlar yaşamış, milyarlar ve yaşayacaklar ve yaşıyorlar. Ben yalnız değilim dedim. Ve kendi kendime sorduğum, küçükken sorduğum soruların bir tanesi şuydu. Dediler ki bize öğretilerle başı ve sonu olmayan bir hayat bu. Yani ezel ve ebedden bahsettiler. Başlangıcın bilmiyor, sonu da yok. Bu fiziki evren içinde geçerli dediler. Sonuna ulaşamadık dediler. Sonra derslerden ucundan kıyısından öğrenmeye başladık. İşte Big Bang, büyük patlama, süpernova olacak, dönüşüm. Patlamadan sonra çekilecek falan. Ve inançlar geldi. Yeryüzünde yaşayan insanlar, coğrafyalara, inançlara ve dönemlere göre bir takım dinler ve peygamberler var. Ve bir tanrı inancı var. Çok tanrıdan tek tanrıya geçiş var. Bir inanma ihtiyacı var. Ben en çok bizimkilere inanıyorum. Dedim ya, hani kadere inanıyorum. Onunla büyüdüğüm için. Bunu ben yalnız başıma düşünüyor olamam dedim. O yüzden de felsefe öğretmenimin de hani kendi farkında olmadan itkisiyle, motivasyonuyla İstanbul Üniversitesi felsefeye yazı verdim. Ama derslerde çok başarısız biri olarak bizde öyle sadece gireceğimiz şeyleri cevaplamak diye bir şey yoktu. Matematikte cevaplayacağız. Sonra şöyle dediler bize. İşte üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Onun ne demek olduğunu anladım. Sadece bildiklerini cevapla. Üç tane matematik sorusu cevapladım. Biri herhalde 2+2 = soru işaretiydi. Diğeri de buna benzer iki tane soru. 3+3 yaptım matematikten. Ve tabii ki Türkçe ve sosyalle bir baktım. Ben istediğim okulu kazanmışım. Okumaya başladım. Yani ilk derste tütenen az önce hocamızın söylediği felsefe için böyle bir branş gibi, bir uzmanlık alanı gibi ya da kendi adındaki ağırlık gibi filozofi, işte, bilgelik falan gibi şeyler düşünmeyin. Felsefe merak eden insanın, düşünen insanın, hayata dair soru soran insanın yolculuğudur. Belki de bir anıdır. Bir anlığına filozofsunuzdur canım. Çünkü merak edersiniz bir şeyi. Size sunulanı ön koşulsuz kabul etmek yerine, yani dogmalarla, inatlarla yaşamak yerine siz denersiniz, deneyimlersiniz ister aklınızda ister bedeninizde fiziki olarak. Böylece öğrenme ve bilgiyi edinme yoluna çıkarsınız. İşte felsefenin kendisi. Kendime göre şeyi bulmuştum. Bu kadar hem kalabalık hem de yalnız hissettiğim dünyada bir ortak nokta bulmuştum. Hem hayatla hem insanlarla. Bunun için konuşmamıza da gerek yok. Çünkü onlarla aynı şeyi düşünüyordum. Yıldız Kenter karşılaşması. Kısa olmayacağını söylemiştim. Çok özür diliyorum. Ben de seni şikayet ediyorum. Çarşamba günleri dediler ki felsefe bölümünde kurslar var. Satranç var, gezi kolu var. Tiyatro kolu dediler. O kol çok iyi geldi bana. Gittim. Yıldız Hoca'yı göreceğiz. Sahnede izlemiştim çünkü Müşfik Kenter'le birlikte. Orhan Veli'den şiirler çalışıyoruz. Bir iki oyun seçtik, bize atölye çalışmaları yaptırıyor. Biz sahneye çıkıyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Yavrum bir daha diyor, şurayı şöyle tonla, vurgular şöyle olsun diyor. Güvenli dur falan yapıyor. Bu denemeler sırasında hocaların hocası Yıldız Kenter bana Yetkin yahu dedi, sen bu işi düşünmez misin dedi birkaç hafta sonra.
Hocam düşündüğüm için buradayım dedim. Yok dedi, meslek olarak düşünmez misin dedi. Yok dedim, ben felsefe bölümünden memnunum. Ya dedi, felsefe evinde de yaparsın. Bana ağa gelmişti. Ya hocam zar zor kazandım zaten. Ne demek evinde de yaparsın. Şimdiden bakınca çok doğru bir şey söylediğini düşünüyorum. Yine ne felsefeyi ne de kendimi aşağılayarak. Felsefe biraz evet insanı harekete geçiren ama hayata yönlenirken kendi içinde biraz böyle kapalı devre bir şeye dönüşüyor. Yani kurama dönüşüyor. Gittikçe teoriye dönüşüyor. Sokağa pek de çıkartmayan bir şeye dönüşüyor. Bu günümüzde yaşanan felsefeden bahsetmiyorum. Teorik olarak bu böyle aslında. Düşünen insan bir şey düşünüyor kesin. Ve orada o, kendinde. Kant öyle diyor. Denk an sich diye bir şey var. Almanca bilmem ama o kavramları öğretmişlerdi. Kendinde olan varlık tabii ki. İnsan kendinde olacak ve kendine ait olacak. Latince'de şey vardır mesela. Tanım öyle çok kolay bir şey değildir. Sözlüğü açıp baktığınızda her şeyin karşılığını bulamazsınız. Çünkü tanım, tanım yapılanın kendisine ve sadece ona ait olmalıdır der. Bunu hızlıca söyledim ama. Tanım, tanımı yapılanın kendisine ve sadece ona ait olmalıdır. Şimdiki tanımlar başka türlü de tanımlanabilir. Çünkü her şey birbirine benziyor. Onu da öyle tanımlayabiliriz. Bunu da böyle. Genel geçerli üzerinden gitmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz. Globalleşme, küreselleşme dediğimiz bir kavram var. Bu aradaki sınırları kaldırıyor. Biz ortak dilden konuştuğumuzu zannediyoruz. Ama yine o genel geçerin, yani çoğunun dilinin hakim olduğu bir insan olarak yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden Yıldız Kenter'in dediği çok iyi geldi. Bunun harekete geçmesi lazımdı. Benim bu isteklerimin, bu kendi kendime düşündüklerimin bir de yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar hayat var, o kadar hayat hikayesi var. Hepsi anlatılmaya değer, anlaşılmaya değer diye düşündüğüm için bugün oyuncu olarak şunu düşünüyorum. Ben bir karakterin yolculuğuna çıktığımda, moderatör sıkıldı biliyorum, soru sormak istiyorum. Başkası için, yani ben olmayan biri için bir şeyi keşfetme yolculuğuna çıktığımda her seferinde kendimi keşfediyorum. Bu yüzden felsefeyi evimde de yapıyorum, evet. Yani aslında felsefeye de devam ediyorum. Oyuncu olduğum için de felsefeden ayrı bir şey yapmıyorum. Birçok oyuncunun farkında olmadığı bir şey olabilir bu. Ama oyuncuların hepsi bana göre, yani oyunculuk mesleği, eğer farkında olan oyuncu varsa, insanın varoluşuna dair bir bilgelik içerir. Bir zamanlar Faye Dunaway söylemiş. Oyuncu nedir ve oyunculuk nedir diye soruluyor insanlara. Diyor ki oyunculuk çok basit bir şeydir. Çünkü var olan bir şeyi alırsınız, basitçe anlatırsınız. Oyunculuk ama diyor yapanla kaim bir şeydir. Yani oyunculuk basit olabilir ama oyuncu entelektüel olmak zorunda diyor. Buradan kastı da bu olsa gerek. Biz entelektüel sözcüğünün altında kalmayalım. Yani yine farkında olmak zorunda. Yani yine kendinden çıkmak. Az önce yine dışarıda sohbet ederken hayat şöyle geçiyor. Ya sen benim yerimde olsan ne yaparsın da geçiyor. Biz başkasının yerinde olmaya çalışmalıyız. Bizim yolculuğumuz bu olmalı. Böyle olunca ortaklaşıyor hikayeler. Böyle olunca yolculuk devam ediyor. Yıldız Kenter'in önerisiyle 3. sınıftan terk edip ön lisans diplomam olduk tabii ki. Çünkü askerlik yapmam gerekecekti arada. Bir de o geciktirecekti beni. Erkek çocuğu olarak okuyamayacaktım hemen. Bir de askere gitmem gerekecekti. Ne yazık ki Yıldız Kenter'in değil, Müşfik Kenter'in öğrencisi oldum. Orada da içsel bir şey vardı. Böyle hem Yıldız Hoca'nın sınavına girdim ama içimden diyordum ki Müşfik Hoca'yla ben bir erkeğim ya, erkek bedende yaşıyorum. Bunu da önemsiyorum. Çünkü eşyanın tabiatını çok önemsiyorum ben. Bir aktörle çalışmanın, belki de Yıldız Hoca'yla çalışsam başka bir şey olurdu ama kendime göre ayrıcalıklarını yaşadım. Ve en önemlisi de bize ilk derste söylediği, bırakın titrileri, etiketleri, kim olduğunuzu tarif etmeyi, aktör derler, sanatçı derler, oyuncu derler, insan olun sözünü hiç unutmuyorum ve hala öyle yaşıyorum. Bitirdim. Çok özür dilerim. Böyle birdenbire hani kısa cevaplanabilecek bir şey miydi bilmiyorum. Hayatın kırılma noktası. Tamam, güzel soruyu. Hem kırılma, evet o kadar. Bir araya girip çok alakasız bir şey soracağım. Ceketinizi alabilir miyim? Asmak için. Çok
zahmet oldu. Teşekkür ederim. Evet, Yetkin Bey konuşmaya, ben konuşmayı çok beceremem diye başlamıştı. Herhalde bu konuda hiç hemfikir olmadığımız sonucuna varabiliriz şu an. Umarım herkes öyle düşünüyordu. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Bernard Shaw'a sormuşlar. Böyle bir çok güzel belagat ustasıymış. Konuşurken akıyor gidiyor diye. Bir gazeteci demiş ki, konuşmalarınıza nasıl hazırlanıyorsunuz? O da demiş ki, süre ver kardeşim. Ne kadarlık bir konuşma? Yarım saat konuşacak olsanız, vallahi demiş, yarım saat konuşacak olsam ona bir böyle 2 saatlik falan notlar almam lazım ki yarım saatte başlayacak, bitecek bir hikayeyi hem başlatabileyim hem bitirebileyim istediklerimi anlatarak. Peki demiş, 5 dakika konuşacak olsanız, demiş, o kadar özetlemem gerekiyor ki 2 gün neleri anlatmayacağımı ve nelerin önemli olduğunu aktarıp düşünmem lazım demiş. Peki demişler, 2 saat konuşacak olsanız, çalışmaya gerek yok yavrum demiş. Benimki o hesap oldu biraz. Hani konuşmayı bilmediğimi hala iddia ediyorum. Böyle süre açık olunca konuşmak kolay. Yok, ben yine ona katılmayayım, devam edeyim. Şimdi Yıldız Kenter vesilesiyle tiyatroya girdiniz ama bence bu hikayeyi anlatmanız çok güzel oldu. Çünkü bir kere yani bir Türkiye resminden geçirdiniz bizi. O zaman neler olmuştu, tarihte neler oldu, nasıl bir hayat vardı. Evet. Bunları duymak bence çok güzel. Çünkü nereden geldiğinizi anlatan o hikayenin doğru parçaları bunlar. Doğru. Hatta mesela hazırlanırken annenizin hikayesini anlatmışsınız bir yerde. Onlar da ilginç. Yani bütün bu aslında hayatın size hazırladığı, belki işte oluşturduğu inançlar gibi tabii ki bir sürü farklı faktör var. Değerler, evet. Evet, yani... Hangisini anlatmışım? Kendi doğum hikayesini. Evet. Çok özel bir şey tabii. Yani aslında o yüzden de adı kader sanki, öyle bir şey. Erken doğum, annem, rahmetli anneannem de ebe hemşire. Zonguldak'a gidiyorlar İstanbul'dan. O sırada anneannemin işte suyu geliyor ve doğum başlıyor. Anneannem morarıyor. Erken olduğu için 6 ay falan galiba, öyle bir şey hatırladı. Ay diyorlar, yazık, o dönemde de böyle tek tıp teknolojisi de ileri değil. Allah'tan ebeler var etrafında. Dur anneyi kurtaralım diyorlar arkadaşları. Anneannemi kurtarıyorlar. Çıkan şeyi de eşiğin dibine böyle soğuğa koyuyorlar. 15 Eylül. Soğuk olsa gerek Zonguldak. Hem kıyıp hem de rutubetli. Bir 10-15 dakika sonra anneannem kendine geliyor, oh falan diyor, ne oldu bana derken anneannem kendine geldiği anda yerden diye bir ses geliyor. Ana bu da yaşıyor diyorlar, işte annem orada. Bu çok şey gelir bana, çok hoş gelir, çok kader gelir yani. Evet, yani tabii o hikaye başka türlü de olabilirdi ve biz şu an burada olmazdık o zaman. Yani. Tabii tabii, çok hepimiz için geçerli. Acayip bir şey, o anın ne kadar etkili olduğu, ne kadar önemli olduğu. Bazı şeylerin de ne kadar elimizde olmadığı ve aslında bazen gayet güzel yerlere varabildiğini görmek adına umut verici de bir hikaye bence. Evet. Felsefeyle ilişkinizde mesela bu kadar bilmiyordum, onu duymak da benim hoşuma gitti. Yani aslında bunun da sizin şekillenmenizde ve tiyatro anlayışınızda da bir etkisi olmuş. Kesinlikle. Bunu yani net olarak söyleyebilirim. Umarım vardır demeyeceğim. Bu fiziki olarak etkiledi beni zaten. Evet. Bu doğrultu beni etkiledi. Bu tabii müthiş bir şey. Yani oyuncunun o derinliği de mutlaka seyirciye geçen bir şey. Yani... Adına derinlik nedir bilmiyorum. Yine samimi konuşalım. Derinlik birazcık şey gibi geliyor bana. Oksijensiz kalmak gibi geliyor çoğu kez. Ben bunu bir uzmanlık alanı olarak düşünürsek derinleşmek iyidir. Bu bir test çalışmasıdır, bir şeydir, bir şeydir yani. Akademik bir çalışmadır. Orada derinleşir. İnsan bir hedefi vardır. Ben hattı müdafaayı değil, satı müdafaayı seviyorum bu anlamda. Daha çok derinleşmek yerine şeye inanıyorum, istediğimiz bir konuda kazarak bir şey bulacağımıza inanıyorum, o derinleşmenin o anlamda. Ama bir yerde derinleşmeye çalışmanın insanı oraya bağladığını düşünüyorum. Bu bir parantez içi olarak kalsın. Yani ben bitiremeyeceğim, biliyorum. Tıpkı çapkın erkeklerin hani kadınları bitiremeyeceği gibi. Yani hani ben de oynamak için insan hikayesini bitiremeyeceğim. Bunun sonu yok. Ama hepsini merak ediyorum. İşte, karşılaşmak istiyorum hepsiyle. Anladım dediğin şey, yani derinleşmek. Evet, belki ben yani o sözcük anlamına baktığımız zaman doğru. Yani ama daha çok insanı anlamak, insanı anlamaya çalışmak, hikayeleri daha fazla duymak, evet, değil mi? Evet. Bu vesileyle de bize bir sürü hikaye ulaştırıyorsunuz tabii. Evet. Müthiş bir şey yani. Belki tiyatro o yüzden bu kadar etkili. Yani o dinlediğimiz, içine girebildiğimiz hikayeler, şahit olduklarımız, empatiyi görüyor olmamız, evet, orada vesaire. Özdeşleşmeyi görüyoruz. Aristo, evet, koymuş kurallarını. Milattan önce 384'te doğan bir adam.
384-322 yıllar arasında yaşamış ve 4 tane ana madde koymuş ki bir tanesi sonunda katarsis diyor ona, biliyoruz. Katarsisi hepimiz yorumlarız yani, oh katarsis ulaştın, doygunluk falan. Aslında çok enteresan bir şey. Yani o doygunluk bazen iyi, bazen kötü şeylerle de özdeşleşip hikaye anlatıldığı için, yani biz bir seyirci olarak bir yerdeyiz ama bizi son derece içine çekip özdeşleştirdikleri için o zannedip kendimizi kahramanla aynı yolculuğa çıkıp, ki Hollywood sinemasını çok güzel başarıyor, bittiğinde de ay bütün bunları yaşadım ama o iyi ki ben değilim anı. Bunun kurallarını gerçekten milattan önce koymuş adam. O yolculuk devam ediyor zaten hala. Bence Hollywood'da da o devam ediyor. Avrupa yeni insanla ilgileniyor, Avrupa sineması. Bu iyi bir şey. Evet. Yani herhalde o nedenle de asla ölmeyecek bu sanat yani. Ölmeyecek. Tiyatro öldü diyenleri binlerce yıldır öldürdü. Kendi yaşamaya devam etti. Bu net bir cümle. Bu benden de bağımsız yani. Evet, tiyatro gerçekten enteresan bir şey yani. Ne kadar teknoloji gelirse, insan değilse, sosyal medya gelirse, hayat nereye giderse gitsin, o sahneye gidip onu izlemek bambaşka bir tecrübe ve hep öyle. Yani ne kadar farklı formda olursa olsun, modernleşse, postmodernleşse, yeni çeşit oyunlar çıksa vesaire. Öyle düşünüyor mu herkes acaba? Ben bunu merak ediyorum. Tiyatroya gidiyor musunuz acaba genel, ya da yani giden insanlar olduğunuzu tabii ki öngörüyorum, biliyorum ama öyle düşünüyor musunuz? Tiyatroya gittiğinizde mutlu olan insanlar mısınız? Daha ötesini sordum yani. Bir geri dönüş alalım. Ben tiyatro seven bir insanım. Devlet tiyatrolarına ve özel tiyatrolara gidiyorum. Kore'de de bir tiyatroya gitme şansım oldu. Evet. Oradaki Kore tiyatrosunu görünce adamlar mükemmel bir şey yapmışlar. Yani dil gerektirmeden sadece beden hareketleriyle international herkesin anlayabileceği ve ben hayatımda hiç o kadar gülmemiştim. Öyle mi? Seyirciyle interaksiyon halinde, yani bizlere yastıklar böyle bir hareket yapıyor. Sen gülmüyorsan, sen neden gülmüyorsun diye böyle. Oh, Kuzey Kore o zaman. Evet. Daha kişisel. Sen ağlamaya mecbur bıraktıkları gibi gülmeye de mecbur. Çok enteresan bir tecrübeydi. Şimdi Türkiye'de ben öyle bir şey göremedim. Bilmiyorum, var mı bir yerlerde bu... Nereye gittin kardeşim ya? Ama onu hak ediyoruz biz. Biz coğrafya olarak da farklıyız. Yok, haklısınız. Sadece orada tiyatronun biçimlerinden de söz edebiliriz. Japonya'da, Çin'de, Uzak Doğu'da tiyatro formları farklı. Kendi gelenekleriyle ilerleyen bir sistemleri var. Bu anlamda güzel bir şey yaşamışsınız. Ben o deneyimi yaşamadım. Ben Japonya'ya gittim. Kabuki ve Non tiyatrolarını izledim ama Kore tiyatrosunu izlemedim. Dolayısıyla bilmiyorum biçimsel olarak nedir. Ama şeye çok katılıyorum. Dünyanın her yerinde tiyatronun ve hikaye anlatıcısının kendi dilinde konuşsa bile anlaşılabildiğini biliyorum. Bunu deneyimlemiş biri olarak biliyorum. Türkçe bir Yunan tragediyasını Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynamış biri olarak. Seyircilerin gelip bütün hikayeyi anlayarak, o acıları çekerek bana sarıldıklarını biliyorum, ter içindeki aktöre. Bu tiyatronun bu sınırları aşma sihri hep var zaten. Bir de sözü kaldırdığınızda, beden iletişim dilini kullandığınızda çok daha başka yerlere gidiyor tabii ki. Bunun denemeleri de var Türkiye'de ama. Birazcık alternatif tiyatro olarak kalıyor. Biz henüz tiyatro geleneğine oturmuş bir ülke değiliz. Televizyon ve sinemadan hiç bahsetmiyorum. Orada bir manifesto yok, endüstri yok. Tiyatro daha geleneksel bizde ama orada da hala yerel ve yerelin evrenselle buluştuğu noktada değiliz aslında. Ama tam da bahsettiğiniz örnek bunun için geçerli. Köy seyirlik oyunları ve meddah biraz bunu anlatan bir örnek aslında. Türkiye'de de var, Anadolu'da var. Hatta bin yıllardır var. Ama mutlu olduğumuza sevindim yani. Gerçi ben tam emin olamadım. İsteyerek mi yürüdünüz? Orada biraz kapanmıştım. Talep gelmiş oyuncu. Sen demiş gülmüşsün. Evet, yani güzel işte bu farklı, yani şu bana mesela çok etkileyici geliyor. Bu kadar kaç bin yıl bir sanat, yani hala bu kadar yeniliğe açık olması. Yani yapılacak daha ne kadar çok iş var. Yani biz bir Shakespeare oyununu hala ne kadar farklı şekilde izleyebiliyoruz. Yani bunlar çok etkileyici şeyler bence. İhtiyaçtan, evet. Ve hala o klasik metinler bize nasıl konuşabiliyor? Aynı şekilde. Hem klasikler konuşuyor, hem antik metinler konuşuyor. Yine girmeden önce arkadaşımla Prometheus'tan bahsettik. Şu anda günümüzde, evet sizinle,
Hızlıca o kadar çok şey konuştuk ki. Harika. Yani insanların günümüzde kahraman aradığı dönemdeyiz. Yine 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde Prometheus oyununda oynadım. Yine bir Yunan tiyatrosunda oynadım. Ortak yapımda. İKSV'nin projesiydi yine. Ve şunu söylüyor Prometheus. Acı çekiyor. Her gün ciğerinden kartal bir parça koparıyor. O bir de bitmeyen bir acı. Çünkü ciğer yenileniyor. Kartal yine geliyor tabii ki. Bu bitmeyecek yani. Hepimize bazen öyle gelmiyor mu? Allah'ım bitmeyecek mi bu acılar? Ya bunun sonu hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey yaşıyoruz diye. İşte Prometheus en baştan bunu söylemiş. Bir de geliyor halk korobaşı aracılığıyla Prometheus. Yani işte ateşe armağan ettiğinde insanlığı mahvettin, insanlar savaşa başladı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hani Einstein'ın atomu parçalaması gibi bir şey. İhaleyi çıkarıyoruz. Verene de vermeyene de. Adam ateşe armağan etmiş ve diyor ki benim işim bitti yarı tanrı Prometheus. Tanrı, yarı tanrı, insan. Ne istiyorsanız şunun farkında olun diyor yazar aslında orada. Ateş içinizde. Ateş sizsiniz. Kahraman da sizsiniz. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Biz hep şunu bekliyoruz. Ya biri çıksa da bizi kurtarsa. Çıktı kurtardı. Mustafa Kemal Atatürk. Sıra kimde? Ama sıranın artık bu dünyada kimde olduğunu düşünmekte değil, bizde olduğunu düşünmekte olduğunu düşünüyorum. Ne enteresan karmaşık. Sıranın kimde olduğunu düşünmekte değil, sıranın bizde olduğunu düşünmekte sıra. Yani bir şey değişir mi? Yaptığın şey bir şeye etkiler mi? Kuantum her şey yani değişti. Fizik kuralları değişti, etkiler, kelebek etkileri, işte ne, bir sürü anlatılıyor. Tasavvuf anlatıyor. Sevgiyi paylaşmak diyoruz, bütünün bir parçası izliyoruz, bütünden hepimiz bir oluşturuyoruz diyoruz. Bundan da mı ilham almıyoruz? Bundan da mı bir şey çıkarmıyoruz yani? Bütünü var eden bir parça olmamızın ne kadar önemli olduğunun da mı farkına varmıyoruz? Varmıyoruz çünkü insanlar farkına varmamızı istemiyor, sistem istemiyor bunu. Tiyatrocu biraz böyledir, biraz böyle kafa karıştırıcı, başkaları için anarşist, hatta bir fikir söylediğinde kardeşim senin sanatın iyi, sen onu yap denen insanız. Ben de şunu soruyorum. Kardeş, bana bunu soran siyasetçi bile olsa, hani sıradan vatandaş soruyor da sosyal medyada. Siyasetçi siyaset yapıyor da benim için yapıyorsa ben onunla ilgili konuşamayacak mıyım? Siyasetçinin vaadi o. Senin için yapıyorum diyor. Al ben de sana soru soruyorum o zaman. Bunu da mı soramayacağız? Hayır ben işimi yapacağım. Ne demek bu? Yani sus. Şimdi profesyonel diye bir oyunda oynuyoruz. 9 yıl bitecek, 10. yıla giriyor. Çok oyun oldu. Neden oynadığımızı düşünüyorum yıllar içerisinde. Dağılmakta olan Yugoslavya ve Tito dönemini eleştirerek başlayan, kimilerinin ya burada komünizm eleştirisi yapılıyor, biz de sevmiyoruz bu oyunu dediği, kimilerinin de dur ya sistem eleştirisi dediği ama sonuçta insanların yine Aristo'nun dediği gibi özdeşleşerek, kahramanlarla hikayenin içine girerek ve onların yaşadıklarını yaşayarak çıktıkları bir hikaye oluyor. Özetle aslında bir yüzleşme hikayesi. Çünkü coğrafyaları değiştirin, zamanları değiştirin, dilleri, dinleri, ırkları neyi değiştirirseniz değiştirin. Yeniden toplandığında, George Louis Borges'in dediği gibi o yeni canavar oluşuyor. Güneşin altında söylenmedik söz yok. Yeni bir şey hayal etmeye çalıştığınızda diyor Borges, hayal edeceğiniz en yeni şey eskiden hayal edilmişlerin parçalanıp yeniden bir araya gelmesidir diyor. Çok enteresan bir şey. Bu da karışık ama benim çok hoşuma giden bir cümle. Biz de bu hikayeleri tekrar tekrar niye anlatıyoruz? Yeniden niye birleştiriyoruz? Bu puzzle niye tekrar toplanıyor? Çünkü bitmiyor. Çünkü birey sisteme uygun yaşarsa, onun suyuna giderse değerli. O iyi çocuk. Birey sistemi eleştirmeye başladığında ona bir uyarı yapılıyor. Bir şey deniyor. Sus. Bak burada böyle bir şey var. Biz böyle düşünüyoruz. Sen niye konuşuyorsun deniyor. Birey buna karşı çıkıp ayağa kalkıp sesini yükselttiğinde el kol girmeye başlıyor, oturtmaya çalışıyorlar. Dahasını yaparsa da oyun alanından çekmeye çalışıyor. Sistem dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yapacak. Bizim bir alternatifimiz olmalı. Bunun da çaresi bana göre, şimdi burada konuşmanın en sonuna belki de hayatımın da sonuna geliyorum ama hayatımın sonuna kadar devam ettirmek istediğim bir şey bu. Hepiniz ve herkes var olabilirsiniz. Ama bir ben varım diyebilmek. Bana kadar yani. Benim bedenime ve ruhuma kadar. Bir varoluşum var. Ben bir varlığım. Bu bedende yaşıyorum. Biyolojik olarak metabolizmam sınırlı da olsa, ülkelere göre yaş ortalamaları, zamanlara göre değişiyor ama
ne kadar yaşayacaksam o ben olarak yaşamalıyım. Dolayısıyla yine tiyatronun ve oyunculuğun ve oyun izlemenin, oyunları paylaşmanın, tiyatro olmak zorunda da değil, hikaye paylaşmanın değeri ortaya çıkıyor. Hikaye olmamak için. Alkışlayacaksan lütfen. Sevgili Üsküdarlar gibi oldu ama siz talep ettiniz. Alkıştan sıkıldık da çok alkışlıyorlar. Bir ben var, iyi ki de var. Bu hayatta inşa edilecek en iyi şeyin ne maddi zenginlik, ne kariyer, ne iyi bir ilişki, ne çoluk çocuk, ne bir şöhret olduğunu düşünüyorum. İnşa edilecek en iyi şey, bir tragedide der ki, insan kendi son gününü görmeden nasıl bir hayat yaşadığına hüküm vermemeli der. Umarım diyorum, ben bir kendi olarak giderim bu dünyadan. Bir özbenlik inşa etmek hayalindeyim, arzusundayım. Umarım bu yolculukta devam ederim, böyle biter bu hayatta. Benim bütün böyle, bütün dostlarla, herkesle buluşmalarımda söylediğim tek şey o. Dışarıda o kadar çok ses var ki, çok seçenek var. Öneri çok, tavsiye çok, kural çok, yasa çok, buyurganlık çok. Unutturuyorlar. İç ses duyulmuyor. Yine felsefe ama dışarıda makrokozmos var, büyük evren var. İçimizdeki mikrokozmos ondan da büyük. İç evrenimiz ondan da büyük aslında. Ona dönüp bakabilmek tek çabamız o olmalı. Oyuncular olarak da buna eşlik etmeye çalışıyoruz aslında. Tiyatroda hikaye anlatıcıları olarak buna eşlik etmeye çalışıyoruz. O yüzden de otomatik olarak zaten bir mücadelenin ortasında kalıyor oyunculuk ve tiyatro. Hep öyle kalıyor. Hep öyle kalıyor. Ne iyi ki şöyle bir şey var. Gelen seyirci siyasi görüşü ne olursa olsun, alışkanlıkları, gelenekleri, örf, adet, töreleri ne olursa olsun samimi bir insan hikayesi gördüğünde o ona geçiyor ve onda dönüşüm başlıyor. Bu illa benim gibi düşünen insan muteberdir, geçerlidir, ben karşı tarafla ilgileniyorum anlamında değil ha. Ben benim gibi düşüneni de etkilemeye çalışıyorum. Çünkü benim gibi düşünen de düşündüğünü düşünmeye başlıyor. Hayat değişiyor ama. Su akıp gitti. Dün de geçti, düne ait sözde dün gibi geldi geçti. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Yunanistan'da bu çalışmalarım sırasında çocuklar birbirlerine mesaj atıyorlar. T9 sözlük vardı o yıllarda çalıştığımda. Espri yapıyorlar birbirlerine. Hani İngilizce cool diyecekler. Hani cool, iyi espri. Fakat T9 sözlük onu book olarak yazıyor. Ama onlar geriye dönüp bakmıyor tabii ki. Onlar bir espri yapıldığında yazıyorlar cool'u. O book yazıyor ve karşı tarafa çat yolluyor. Karşı okuyan book okuyor. O book, bu book. Dışarı çıkıyorlar. Çocuklar birbirine espri yaptığında book demeye başladılar birbirine. Ne kadar güzel değil mi? Dil kendini dönüştüren bir şey. Ama şifreleri var içinde. Dönüp bakarsanız aslında. O book ne demek? O book çok cool bir şey. Tekerleme gibi oldu. O book çok cool. Yeni diller geliştiriyoruz. Evet. Geliştirmek zorundayız. Çünkü hep biz öğrendiğimizle devam ediyoruz. Bildiğimizi varsayıyoruz. Her gün yeniden soru sormayı göze almalıyız. Kendimize de. Emin olduğumuz her şeye de. İnanmak bilmenin yanında bir tuzaksa, kendimize inanmak da bir tuzaktır. Öz eleştiri de bunun için değerli. Yani kendimize de sormalıyız, alışkanlıklarımız neler? İyi bir şeydir, güvende hissettirir bildiğimiz yoldan yürümek. Ama çok sevdiğim bir yazar, Celal Şengör'ün Cumhuriyet Bilim Teknik'te bir yazısı vardı. Yoldan çıkmayan yolunu bulamaz. Çıkın diyor, patikalara çıkın. Orada diyor, eğer sizi asfalttan gider, burada evet, sizi en kısa yoldan asfalt götürecektir. Doğru. Herkesin denediği yoldur. Götürür de. Ama diyor binlerce insan oradan geçiyor. Siz diyor çıkın. Hiç görmediğiniz bir bitkiyi göreceksiniz. Belki ayaklarınız dikenlere batacak, kanayacak. Biraz daha çıkarsanız hiç görmediğiniz bir kelebeği göreceksiniz, bir kuşu göreceksiniz. Hiç almadığınız bir nefesi alacaksınız. Çünkü asfalt sıcak ve kötü kokuyor. Kimya orası yüksek, rüzgarlar daha güzel. Yeşillik, ağaç çiçekler kokuyor. Yine çıkın diyor, devam edin maceraya. En tepeye kadar çıkmaya cesaret ederseniz size yürü dedikleri yolu yukarıdan göreceksiniz. Çok güzel bir şey bu. Cümleleri böyle olmayabilir. Bende bıraktığı iz bu. Yoldan çıkmayan yolunu bulamaz. Keşfetmek için yoldan çıkmak lazım. Evet, bu aslında aklıma şunu getirdi. Çocuk yani bugünkü çocuklar aslında bizim gibi olsunlar dediğiniz şey aslında o zamanki çocuk
toprakla, sokakla teması olan çocuklar. Evet, o örnekten bahsetmiştim. Bizim gibi olsunlar değil, keşke bizim yaşadıklarımızı yaşasalar. Evet. Evet, bizim gibi olurlar, olamayacakları kesin. Evet, onun için şimdi tabii birçok insanda buradan ne bileyim Ayvalık'a taşınmak, işte taş ev yapmak falan gibi meraklar oluşmaya başladı. O da herhalde şehirde artık hem sıkıştık hem de çok fazla aynı hayatın içinde debelenmeye devam ettiğimiz için. Yani o arayış belki de insanda ister istemez oluşuyor. Yani bir şekilde o çekiyor bizi. Bunun için ne beklediğimizi de bilmiyorum. Evet. Yani bir şeyler bitsin de onun sonunda tabii ki hedefler var da bence gün bugün. Yani biz bir yandan bunu yapabilmenin yolunu aramalıyız. Evet. Bu imkanlarla ilgili biliyorum ama kendi imkanlarımızı yaratabilmeliyiz. Kendi patikalarımızı yaratabilmeliyiz yani. Dur bakalım şu tazminatı bekleyelim de emeklilik de olsun da hop bitiyor, geçiyor, gidiyor hayat. Gün bugün ya, yaşanacak gün işte bugün. Evet. Şimdi atlamak lazım. Bir saatte denize girilir. Yok gün doğmadan değil. Yok girilir ya, girilir. Şimdi gün battı denizden işte bir şeyler çıkar, çıksın, olsun. Kara gözler büyük büyük böyle. Bir filmde çalışırken hoca uyarmıştı da onu da denemek istedim, izin verdi. Nadide Hayat'ta böyle bir dalış sahneleri vardı. Gün batıyor, hocam biraz daha falan dedik, bitti dedi, siz çıkın. Çünkü dedi, çok dost canlısı bir yaratık bile karşınıza çıksa o karanlıkta sizi şey yapabilir dedi, çok ürkütebilir. O da bütün dengeyi bozar, öğrendikleriniz bozar dalış enstrümanlarıyla. Olsun, bir gün onu da deneyelim. Bir şey sorabilir miyim? Siz nasıl yoldan çıkıyorsunuz yine kendinizi? Nasıl patikalarınız var paylaşmak istersiniz? Aynen çok güzel. Hem de zor. bir kere genel geçer olanın hep böyle eleştiriyorum ya kendim. Ya dur çok ortak bir dil var. Bunun başka türlü tarifi mümkün mü diye. En başta sözlük sevmiyorum. Evet hani bugün eskiden sözlük açardık biz TDK'nın. Şimdi Google var ve oraya giriliyor. Orayı da sevmiyorum. Çünkü manipülatif, çünkü yanlış. Benle ilgili bile olduğunda bakıyorum kimi yerlerde yetkin dikinciler Ordu doğumlu yazıyor. Yok, bir dizide oynuyorum, orada zannediyorlar, Karadeniz'i zannediyorlar. Bir deli bir kuyuya, Google kuyusuna taş atıyor, 40 Google'lı çıkaramıyor onu. Öyle öyle kalıyor işte. Arka arkaya diziliyor. Ben her gün kendimi şöyle yoldan çıkarıyorum, bu biraz naif gelecek size ama bunu anlatırsam ne değişecek dönemindeyiz ya. Bir kere daha dene. Yılmadan dene olarak yoldan çıkarıyorum kendimi. Hani bir yerde bir şey var beni hiç ilgilendirmeyen. Şu anda aşağıda bir bağırış çağırış olsa sizi temin ederim. Kendimi oraya atmak isterim. Onun ne olduğunu merak ediyorum. Ya buradan yoldan çıkarım ben. Bir Taksim sahnemiz vardı. Beyoğlu'nda çok yürürdük ve olaylar olurdu. Hatta Burak diye bir arkadaşımla yürürken 4-5 tane böyle tinerci kılıklı çocuk, gençten bir çifti böyle sarmışlar. Kız korkuyor, oğlan onu korumaya çalışırken korkuyor. Bunlara böyle şey yapmışlar, telefonla almaya çalışıyor bir şey gündüz gözüyle. Koca İstiklal'de insanlar, her şey yolunda değil mi? O İstiklal'de yolda yürüyorlar. Hiç kimse karışmıyor. Ben o yoldan çıkarım. Şeyim biraz da bu anlamda, hani mahalle çocuğuyum da. En olmayacak yerde, mesela Hakkari'de bir cep sineması açmaya gidiyoruz. Canım isterse yaparım. Benim yoldan çıkmam budur. Ama bu şey değil. Nasıra basmak ve rahatsız etmek anlamında değil. O kadar ağır bir protokolle karşıladılar bizi. O kadar halk için sinema açmaya gittiğimiz halde Vali Bey çok kibardı, sağ olsun bizi eşlik etti. Salona götürdü, getirdi. Yemeğine davet etti. Gösterim sonrası valilikte. Fakat halkı almadılar içeri. Protokol izledi. Yani biz halk için bir sinema açmaya bir aktörler olarak ve insanların hani güya aşina olduğu ve onlara sıcak temas edecek insanlar olarak gittiğimiz halde artık güvenlik gerekçesiyle mi, bizi korumak için mi, rahatsız olmayalım diye mi? Film başladı içeride, protokol izlemeye başladı. Ben yavaşça çıktım, çocuklarla şemmamme oynadım mesela. Nasıl oynanıyor dedim birlikte. Oradaki bir çocuğun, Berfi'nin bana söylediğini unutmuyorum. Abi sen adamsın dedim öyle. Evet. Ben böyle yoldan çıkarım. Bütün bunlar olduktan sonra da yemeğe gideriz valilikte. Sorarlar işte tavuk şinitsel var efendim. Sıcak olarak. Bir de et olarak vali kebap var derler mesela.
Bu tavuk şinitselde tavuk var da derim, valinin içinde ne var derim mesela. Arkamdan böyle bizim şey yapınca vurur. Şimdi vali olacak değil ya. biraz şeyim böyle, reaksiyoner bir adamım. Ama kendi tarzında. Bir de şöyle bir şey var. Ezber sevmem. Hadi gelelim zurnanın zırt dediği yere. O kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz? Evet. Sorusu. Ezberlemiyoruz. Biz yoldan çıkıyoruz. Biz o koridorlarda geziyoruz. O hayat hikayelerinin içerisinde geziyoruz. Bu bir sihirli değnek değil. Tabii ki bir metni alıyoruz, inceliyoruz. Masa başı çalışması kısa kalır. Çünkü çok sevmem. İşimiz masada değil çünkü. Anlatmak, harekete geçirmek. Yıldız Hoca'nın dediği gibi felsefe evinde de yapar. Burada yazıyor. Rakı gibi derim ben. Şişede durduğu gibi durmaz. Harekete geçtiğinde bambaşka bir şekle bürünür. Zaten hem kendini büründürür hem aktör olarak sizi büründürür. Seçtiğim yol öyle bir yol ki zaten yoldan çıkmış. Çünkü her gün yeni bir hikaye anlatıyorum ve seyirci gelip mesela bu oyun üzerinde ya diyor ki ne kadar uyuyor Türkiye'ye, ne kadar gündemle ilintili bir hikaye, doğaçlama mı yapıyorsunuz diyor. Diyorum ki doğaçlama yapmıyoruz. Biz metne sadığız ama tiyatro sınırları aşan bir şey. Sistem ve birey ilişkisi o kadar aynı ki dünyada. Ya da Türkiye o kadar doğaçlama yapıyor ki her gün, oyunun bir yeri geliyor, o gündeme oturuveriyor. Biz sanki o gündem için onu anlatıyor gibiyiz ama hayır. Samimi bir eser, kendiyle yüzleşmiş bir yazar bunu zaten anlatıyor oluyor. Bu dediğiniz gibi az önce, klasik metinlerde de böyle oluyor. Shakespeare'i açtığımızda iktidar meselesini daha iyi anlatan ne vardır bilmiyorum. Hani Hamletler, Lady Macbethler, Kral Lear'lar falan, bölüşmeler, paylaşamamalar. Anlatılmış. Onun için yeni bir şey yok. Ama Shakespeare onun için yeni. Dünyada her şey olduğu için edebiyat hep yeni zaten. Yeniden söyle işte, edebiyat yeni. Evet, bu hoş bir soru oldu. Gerçekten teşekkürler. Yani aslında böyle benim aklımdaki şeyler de aralarda geçiyor. Eyvah. Güzel gidiyor. Yok niye eyvah? İşinize karışmak gibi olmasın. Muhabbet zaten aksın, o güzel bir şey. Evet, bence de. Şimdi bu kendinizi aslında nasıl beslediğinizi, nasıl zenginleştirdiğiniz üzerine biraz konuşmuş olduk değil mi bir anlamda? Onu bilmiyorum. Bunun zenginleşme olup olmadığını bilmiyorum. Bu benim ihtiyacım. Şu aralar yine çok samimi bir hissediyorum sizi ve bu bana bu enerjiyi verdiğiniz için de teşekkür ederim. Kızım 1 yaşına girdi mesela. Sinema ve televizyon da yaptığım için kamera biliyorum. Net ve flu diye bir şey vardır. Böyle kamera arkada bir şey vardır. Önce sizi çeker, sonra neti arkaya atarım ben. Siz netsinizdir, siz flu'da kalırsınız. Şimdi hayatımda böyle bir net var. Her şey flu, kızım çok net. Bu bir babalık içgüdüsünü, hayatı keşfetmeye çalışan birinin hayatı çok naif keşfetmeye başlayan birine eşlik etmesi mi onu bilmiyorum. Bence ikincisi, ben zaten tamam çalışıyordum keşfetmeye de, biri bir boş tablo olarak geliyor ve gördüğü her şeyi çok yaşayın. Yeni, gördüğü her şey taze ve heyecan verici onun için. Onunla tazelenmeye çalışıyorum. Yine klişe ama iyi geldi, iyi geliyor çünkü yine basitleştiriyor hayatı. Dertleri, tasaları tabii ki yaşıyoruz. Onun için endişe ediyoruz. Ekmek parası, ev kirası, geleceği, okul parası, koç çok pahalı falan diye böyle gidiyoruz. Ama sonuçta bir şey çok net. O çok naif ve gerçek. Onun her şeyi çok samimi, çok içten. Bence bir oyuncunun alacağı çok ders var. Biz çok kirlenmişiz. Üstünüze alınmayın. Kendime söylüyorum. Biz çok öğrenmişiz. Biz çok edinmişiz, donanmışız. Biz uçmak istiyoruz. Bilgilerimizle, birikimimizle hep aşağı doğru çekiliyoruz. Bizim özgürleşmeye ihtiyacımız var. Ama başıboşluğa değil yani. Hani özgürce her şeyi yap kardeşim, takıl özgürlüğünden bahsetmiyorum. Bilinçli özgürlüğe ihtiyacımız var. Yani istediğini yapmak için önce ne istediğini bilmeye ihtiyacımız var. Çok iyi biliyor kızım. Gerçekten biliyor. İhtiyacı ne? Ona göre yönlendiriyor. Hadi daha fiziki detaylar anlatmayayım. Yani eşimin alanına girmiş olacağım. Sütü bile öylesine güzel hallediyor ki o kendince. Yapıyor yani. Mucize değil mi? Bana öyle geliyor. Ama mucizeler ancak ona inanırsanız gerçekleşir. Bu benim lafım değil.
Rona Muno diye İrlandalı bir kadın yazar var. O İRA tehdit örgütü ve orada mücadele eden erkekler ve erkekler gittiği için mahallede yaşayan kadınlar üzerine bir oyundu. Hele Güzel Sanatlar'da sahnelemiştim. Beş kadın oyunu. Erkek dünyasından bahsediyorlar ama kadınlar anlatıyor her şeyi. Bize yine o kadar uyuyor. Bir kahraman var böyle, devrimci bir çocuk. Diyor ki Mary, ben ona aşığım diyor. İşte Jenny diyor ki ona, o hayatta sana bakmaz diyor. Onun sana bakması mucize diyor. Mary de diyor ki evet mucize. Ama ben mucizelere inanıyorum diyor. Ve mucizeler ancak inanırsan gerçekleşir diyor. Aslında aşka dair kişisel bir hikayeden bahsederken bu tarafta adamların yaptığı mücadeleye de bir şey yapmış oluyor. Bir mucize peşindeler çünkü devrimin peşindeler. Devrim bir ütopya mı? Havaya asalım. Mucizeler ancak inanırsak gerçekleşir. Yani böyle çok yükselmiyorsunuz. Gündemle de örtüştü. Yani umut verici. Hayatımız gündem değil mi zaten? Evet. Bir yandan da o var. İşte o yüzden de mesela çocuk dediğiniz gibi çok anda tutan bir şey. Yani o anda yalnızca o var ve onun dışında olan hiçbir şey aslında o kadar önemli değil. Yani. Ve o yüzden de size dönüp söylüyorum bunu. Onun dışında olan hiçbir şey bu kadar önemli olmadığı için onun dışında olan her şey benim için çok önemli. Bu bir denge. Olan biten her şey o nasıl istiyorsa öyle olsun diye her şey çok önemli. Bir teknik oyunculuk detayı vermek istiyorum. Bize role odaklanmaktan bahsederler ya da fokus yapmak bir şeye. Yaptığımız bir çalışmadır. Hepinize sorayım mesela. Şuradaki saat görünümü bu. Evet. Ya akrep yer kovan yok ama şu noktaya odaklanmanızı rica etsem sizden. Hepiniz bir odaklanır mısınız oraya? Evet. Şimdi gözümüzü kapamanızı rica ediyorum. Samimi olarak. Teşekkür ederim siz de kapadığınız için hanımefendi. Şimdi size soracağım soru şu. Bu saatin üzerinde bir şey var. Yatay, beyaz. Nedir o? Projeksiyon tabii yıllarca burada olduğu için. Dur açmayın gözünüzü, açmayın. Açmayın, güzel. Saatin size göre sağ alt tarafında bir koltuk var, açmayın gözünüzü. Ha, biliyor musun? Bilmeyen var mı? Ben şimdi bilmeyenleri soruyorum. Açmayın, sonradan söylediniz. Açmayın diyorum ya. Açtık yani. Tamam, yine kapatın. Bak yine çok önemli bir şey soracağım. Masada iki tane şişe var. Bunlardan biri dolu, biri boş. Hangimizinki dolu, hangimizinki boş? İçmediniz. İçmedim ben, tamam. Peki, çok güzel. İki tane lamba var sağda ve solda. Biri aşağı doğru bakıyor, biri yukarı doğru. Hangisi aşağı doğru bakıyor? Soldaki. Soldaki. Sağdaki rivayetler muhtelif, güzel. Çok teşekkür ederim. Bana odaklandığınız için sağ olun. Açabiliriz gözümüzü. Açmayan kalmasın, devam edelim. Şimdi, bu örneği evet, bilemeyin diye yapmadım zaten. Bize derler ki bir şeye odaklan, bize bir hedef gösterirler, orada gideriz. Aslında bizi ilgilendiren şey, odaklandığımız şeyin nelerin içinde olduğudur. Çünkü odak dediğimiz şey zaten fiziki olarak onların merkezindeki bir şeydir. Yani onlar olmadan o odak olmaz. Bizim odaklandığımız şeydeki çevreyle ilgilenmemiz lazım. Tam da bu yüzden kızım için olan her şeyde, bütün her şey çok değerli. Çünkü kızım şu anda neyin odağında? Dünyada olup biten her şeyi odağında benim için. Bunun için anlattım. Hem de mesleğimden bir örnek verdim. Hiçbir şeye ilgisiz değiliz yani. Her şeyle temastayız. Woody Allen dediği gibi ormanda bir ağaç devrilse ve ağacın devrildiğini bilmesek. O ağaç devrilmiş midir, devrilmemiş midir diyor mesela. Ya da Instagram'a koymadıysak. Ya da paylaşmadıysak.